Babana söz verdim, seni çalıştırmam lazım. Yok ya, bizim ezberden çalışmaktan başka bir şey bulmamız lazım. Oğlum bu sözlü sınav, ezberlemek zorundasın. Kopya şansı sıfır. Buldum Mert. Bu sözden nasıl yırtacağımı buldum. Yerine beni sokmayı planlıyorsan estetik ameliyat pahalıya gelir, haberin olsun. Kanka bak, gel ezberle şu formülleri. Yalnızca 24 saat bir zamanımız kaldı. Bu da dakika olarak 1440 saniye olarak 86.400 saniye ediyor. Ve her saniye aleyhimize işliyor, geri alınmamak üzere. Bu formülleri ezberlemen şart. Oğlum bırak şimdi formülü, ben daha güzel bir şey buldum. Bırak, bizi okuldan atacaklar, sen hala ne sallanıyorsun ya? Oğlum ben sana çareyi buldum diyorum, sen bana ne diyorsun ya? Ara beni bir. Karşımdasın Burak, konuşsana. Oğlum arasana. Bak kafa geliyor ha. Konuş şimdi. Alo. Burak, birazdan Malavadaki çalışmazsak yakında bir yere çırak gireceğiz, haberin olsun. Şahane. Sözde de aynen böyle yapıyoruz. Nasıl ya? Şimdi bak, sen telefonun karşısından dinliyorsun. Açıyorsun kitabı kalemi, aynen bana aktarıyorsun. O kulağındaki eşek kadar kulaklıkları kimse fark etmeyecek mi? Ya oğlum, kardeşin onu da düşündü ya. Bak şimdi. Kaza geçirdim. Çok fazla çalıştığım için de rapor almaya gidemedim. Çok fedakarca değil mi? Nasıl? Ulan kardo, şunlara kafa yormayı bırakıp az matematik çalışsam var ya. Seni bile geçerdim değil mi? Yok, o kadar da değildi. Bir Einstein'dan iyi olurdu. Arasana bir daha. Alo. Vallahi işe yarıyor. Belli oluyor mu? Ben Gülseren. Hamdi'nin 22 yıllık eşiyim. Yani biliyorum, geçen sefer selamlaşmıştık. Hayatım, ne yapıyorsun? Ne var canım? Çok yoğun çalışıyorsun, bir çay getireyim dedim. Nasılsınız Arzu Hanım? Vallahi teşekkür ederim. İyiyiz, çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Nasıl iyi olmayayım? Beni çok seven bir eşle tam 22 yıl. Ne güzel, ne güzel. Hayatım, biz Arzu Hanım'la çalışıyoruz şu anda da. Arzu Hanım, bu home office işi gerçekten çok iyi oldu. Biz Hamdi'cimle böyle sabahtan akşama kadar, gece gündüz el ele göz göze, diz dize, gıdı gıdı ya. Güzel oldu vallahi. Gülseren Hanım, çok şık gözüküyorsunuz. Ah, teşekkür ederim. Bu benim ev kıyafetlerim bunlar. Gülseren, biz iş konuşuyoruz şu anda Arzu Hanım'la. Arzu Hanım, sizin kıyafetleriniz de çok hoş, çok şık görünüyorsunuz ama bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Biraz kendinize dikkat edin. Yani üşütmeyesiniz. Malum önümüz kış. Ay yok, inanın şu anda bile burası bana fazla sıcak geliyor. Ah, öyle mi? Ama Arzu Hanım, size bir şey söylemek zorundayım. Size böyle V yakalar değil de şöyle bisiklet yakalar daha güzel olur, daha çok yakışır. Gerçekten mi? Yani bu olmamış mı? Bir de Hamdi Bey'e soralım. Hamdi Bey, bu kıyafet bana yakışmamış mı? Efendim, ben genellikle işimle meşgul olduğumdan ben sizi kıyafetle görmüyorum bile yani. Ya kıyafet derken şeyi kastediyorum, hani ben işime odaklandığım için hani fark etmiyorum bile ne siz giydiniz. Ya aslında bana daha çok askılı kıyafeti falan yakıştırıyor arkadaşlarım. Yani bence de ben de askıları daha çok tercih ediyorum. Aa, askılı ne ayol? Siz boş verin onları, siz beni dinleyin. Gerçekten size böyle bisiklet yakalar, böyle bol bol kıyafetler çok yakışır, hem zengin gösterir. Hayatım, biz Arzu Hanım'la toplantı yapıyoruz şu anda. Önemli değil Hamdi Bey. Ben Semih Bey'e bağlanırım. Detaylı bütün bilgileri ondan alırım. Görüşürüz. Görüşürüz.
Görüşürüz Gülseren Hanım. Güle güle. Arzu Hanım, ben toplantıyla ilgili birkaç şey daha söyleyecektim size. Arzu Hanım, Gülseren'cim, bu yaptığın nedir acaba? Aa, ne demek nedir Hamdi? Ben seni iş yerinde ziyaret edemeyecek miyim yani? Hayatım, biz bir iş toplantısı yapıyorduk. Ben bir rapor sunuyordum. Ve yönetim bu raporu bekliyor bizden. Ya sen onu bunu bırak. Bir şey söyle ya. Nasıl olmuşum? Hı? El alemin kadını bile bir şey söyledi. Hı? Nasıl ben de? Ne söyleyeyim ben? Bir şey söyle. Hani bir şey söyle. Ya bir şey söyle. Bir şey. Hı? Korku sistemi beni otonom sinir sistemine harekete sokması için komut verdi. Beni nöro iletkenler harekete geçti. Böbrek üstü bezlerim kanı adrenalin salgıladı. Kan basıncım yükseldi. Ağzım kurudu, gözlerim kurudu. Yani senin anlayacağın şekilde ben çok fena tırsım bu. Ya oğlum niye tırsıyorsun? Bak biz matematikçiyle sözlüde olacağız. Ya burada da bayağı uzaktasın zaten. Yakalanmazsın, merak etme. Burak, ne biliyorsun, yakalayamayacağım sen. Müneccim misin oğlum sen? Ya bak kardeşim, benim vücudum böyle olaylara acayip tepki veriyor. Şu anda da ben leş gibi terliyorum. Vücudum alev alev yanıyor ve vücut şu an kendini soğutabilmek için vücuttaki tüm sıvıları tere çevirdi. Aa bırak, siz atılmadınız mı oğlum okuldan? Ne salak salak sorular bunlar ya? Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın ya? Bırak. Portakal, biz bir kere okuldan atılmadık. Birazdan sözlüğe gireceğiz. Eğer sözlüğü geçersek de okulda kalacağız. İnşallah. Hadi hadi, Allah kurtarsın. Berto, sıkıntı olmaz değil mi? Bak bütün hayatın bu teknolojiye bağlı. Mesafe falan sorun olmaz değil mi? Yok kanka. Yani sonuçta sadece telefon kaynaktan aldığı sesleri elektromanyetik dalgalar halinde bazı istasyonuna aktaracak. Bazı istasyonunda bu bilgileri karşının hücresine aktaracak. Karşının hücresi de aynı şekilde bu elektromanyetik dalgaları ses şeklinde kulaklığa aktaracak. Çok basit bir sistem yani. Basitmiş. Aman be Gülseren. Düşündüğün şeye bak. Baktın sınavı veremedi. Sen de benim yanıma çırak verirsin ya. İşte bu kadar. Oh ne ala bak. Gülseren gördün mü? Başarılı öğrencilere kanca atan iş adamları olduğu gibi başarısızları hedefleyenler de varmış demek. Dayı yani şimdi bu çocuk emlakçı olsun öyle mi? E ne var? Ben onu 2 senede Donald Trump yaparım be. Evet, okulumuzun sahtekar öğrencisi de gelmiş. Özür dilerim hocam, bir hata yaptım. Ama telafi edeceğim. Sus oğlum, sus. Senin yüzünden o dahi çocuğun başı da yandı. Teşekkürler hocam. Senin başına ne oldu? Merdivenden düştüm hocam. İnşallah bu kurtarma sözcüsü işe yarayacak. İnşallah hocam. Sus oğlum, sus. Senin için demiyorum. Okulu senden kurtaracağım. Sana öyle kazık soru soracağım ki kurtulacağız senden. İnşallah Allah'ım kurtar bizi ya Rabbim. Vallahi istediğiniz kadar kazık sorun hocam. Ben çok çalıştım, hazırım. Evet. Üzerinde işlem yapılan en geniş kümeye ne denir ve neyle gösterilir? Üzerinde işlem yapılan en geniş kümeye ne denir? Evet. Evrensel küme denir, E harfiyle gösterilir. Çok basit hocam. Hı. Evrensel küme denir, E harfiyle gösterilir. Açıortay nedir? Açıortay... Bir açıyı 2 eşit ölçüde bölen yapı. Bir açıyı 2 eşit ölçüde bölen yapı. Nasıl elde edilir? Bir açıya tüm şemeller çizilerek merkezleri birleştirilirse. Merkezleri birleştirilirse o açının açıortayı elde edilir. Allah. Peki. Sıradan tam puan aldım anne. Benimle gurur duyabilirsiniz. Bu mu yani? Ben didindim, başardım. Tepkiniz bu mu? Bana bak, sen kavga falan mı ettin yoksa? Ha? Bir şey mi oldu? Al şu kafanı.
Aç! Aç! Aç şunu. Bırak şunu. Annesi yardım et şuna. Görüyorsunuz değil mi? Bakın bu şeytanın aklına gelmez. Ama bizim evladımızın aklına gelir. Nasıl oluyorsa. Ya ben size söylüyorum. Okumaz bu çocuk. Verin benim yanıma. İki senede adam edeyim kendisini ya. Ya dayı bir dur Allah aşkına ya. Hep babamın yüzünden anne. Çalışmazsan o sözlüğü geçmezsen kemiklerini kırarım dedi. Ve bu sefer teoride de kalmaz dedi. Pratik geliyor. Pratik geliyor bak. Çalışmaya gözüm almıyor demiyor da bak. Beni suçluyor. Canım var mıyın o kadar torunumun üstüne? Sınavına vermiş ya çocuk. Ama sahtekarlıkla verdi anneciğim. Ay bu çocuk niye böyle yapıyor ben anlamıyorum ki Hamdi. Ne yapacağız Hamdi? Gidiyorsun müdüre. Bu yaptıklarının hepsini itiraf ediyorsun. İyi de baba okuldan atarlar beni. Evet. Gidip itiraf etmezsen de ben seni evden atarım. Ayrıca kurtarma sözlüsü hakkı falan da vermem ona göre. Baban doğru söylüyor. Gideceksin müdüre, her şeyi tek tek anlatacaksın. Aynen. Aynen. Ayrıca müdürün yanından da beni arayacaksın. Ben onun ağzından duyacağım itiraf ettiğini. Tamam ya, haklısınız. Yaptığım büyük bir hataydı. Ben gidip anlatıyorum her şeyi müdüre. Artık atılırsam da onurumla atılırım değil mi? Ben gidiyorum. Hemen gidip konuşacağım müdürle. Bana bak, bana! Eğer aklından bir takım numaralar geçiyorsa hiç geçirme. Çıkar o numaraları. Müdürün yanından beni arayacaksın, unutma! Tamam baba. Alo? Buyurun müdür bey. Evet. Efendim, peki anlıyorum. Tabii tabii. Oldu. Bilmukabele. Sağ olun efendim, sağ olun. Sağ olun. Atıldı değil mi? Kesin attılar çocuğumu. Bana anne. Hayır, hayır yahu atmamış. Atmamış. Atmamış mı? Evet. Dürüst davrandı diye affetmiş çocuğu. Ay Allah'ım sana çok şükür ya. Bir hafta uzaklaştırma vermiş ama. Hayırlı olsun ev ahalisine. Hadi bakalım bir hafta. Burak Bey evde. Yok canım ya. Bu çocuk adam olmaz, okumaz. En iyisi bu bir hafta zarfında benim yanıma gelsin. Ben ona şöyle bir pratik yaptırayım ve mesleği öğreteyim. Susun! Susun! Bir dakika! Ah! Koordinatörle 5 dakika sonra görüşmem vardı. Ben nasıl unuttum ya? 5 dakika. 5 dakika içinde arayacak böyle olmaz. Bir dakika giyinmem lazım. Merhaba Arzu Hanım, iyi günler. Nasılsınız? İyi günler Hamdi Bey. Siz nasılsınız? İyiyiz efendim, iyiyiz. Çok teşekkürler. Merhaba Arzu Hanım.